Ben sana söyleyecektim çok pişman olduğumu. Ama bir bakmışım gitmişsin. Acelen neydi be Filiz'im? Ocakta yemeği, okulda çocuğu bırakacak kadar. Biliyorum. Bana kızdın. Ne desen haklısın. Keşke sana kendim bir izah edebilseydim. Gideceksen yine gitseydin. Bağırsan, çağırsan ne olacak sanki? Öpüp de başıma koyardım bağırmanı. Baba. Babacığım. Sizi bulamayacağız diye öyle korktuk ki. Niye kaybolayım çocuklar? Burası annenizle ilk tanıştığım yer. Burada kaybolmam. Aslında kendimi bulurum. Dede tutardı beni o zamanlar. Onu da bilmiyordum ya. Burada öğrendim. Bir baş dönmesi, bir mide bulantısı. Etrafa bakıyorum, kalabalık. Oturacak yer yok. Birden başımı çevirdim. Birden de göreyim. Benim Filiz'im. Saçları rüzgardan uçuyor. Güzel ama bir o kadar da aksi. Neymiş efendim? Koskoca sahilde başka yer mi yokmuş? Neden ona bakıp duruyormuşum? Bak sen şu fıstığa. Sanki derdim, gücüm onu üzmek. Dünyalar kadar güzelsin. Gözlerimi senden alamıyorum diyemedim tabii. Sonra ne oldu peki baba? Tabii o zamanlar benim de ağzım biraz laf yapıyor. Bir şeyler söyledim işte. O anda dudağının kıyısında bir gülümseme belirdi. İşte ondan sonra ben de deniz tutması bitti. Filiz tutması başladı. Babacığım. Annem ne şanslı kadınmış. Ya baksana ne güzel sevmişsin sen onu. Baba, bir şey mi geldi aklına? Sevemedim ben Filiz'imi. Sevseydim beni bırakıp gitmezdi. Burada, onu ilk gördüğüm yerde beni terk edip gitmezdi. Gerçek bir değil çocuklar. Hayat o kadar düz değil. O yüzden birbirinizi iyi dinleyin. Olur mu? Saygınızı yitirmeyin. Birbirinizden ayrılmamak için bile olsa asla yalanın kapısına gitmeyin. Görüntüler sayesinde seninle anlaşma yapabilecek profesyonellikteyim. Nasıl? İşimi yapıyorum değil mi gönüldüğü üzere?
Ha? Şimdi... Karar ver. Mahalleden taşınmak mı? Yoksa... dünyayı polise teslim etmek mi? Kurt gibi acıkmışım. Gelinim de olmasa aç kalacaktım. Afiyet olsun baba. Afiyet olsun. Dünya? Hı. Kimi arıyorsun? Oğlunu. Alo, merhabalar, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Babam iyi değil mi? İyi, iyi, merak etmeyin. Ben size şeyi soracaktım. Yeni bir yer bulabildiniz mi? Yani Ahmet amcayı ne zaman alabilirsiniz? Ben buldum bulmasını da... Umut Bey biraz daha kalsın Ahmet amca deyince... Tamam. Anladım. Görüşmek üzere. Bakmayacak mısın bana acaba? Yine fırça alacaksın sanırım. Usta başların adamı değil mi? Ben mi yanlış görüyorum? Kendini bilmezin ne işi var burada? Hangi yüzle gelmiş ki? Kızım sakin. Ne işin var senin burada? Kapınız herkes açık sanıyordum. Evlerimizi başımıza yıkmaya çalışanlar hariç. Duyan da sizi mağdur ediyoruz zannedecek. Ne istiyorsanız verelim diyoruz. Ona da yanaşmıyorsunuz. Evlerimiz satılık değil. Hele size hiç değil. Şimdi kimsenin aklını bulandırmadan git buradan. Hiç misafirperver değilsiniz. Bari bir çayınızı içseydik. Recep baba. Bana bak. Dünyayı duydun. Burada istenmiyorsun huzursuz etme insanları. Tamam. Sakin. Mahalleden birisi aklı selim bir karar vermiş. Evimi satmak istiyormuş. Onu bekliyorum. Şimdi hani çekip gidersem ayıp olur adama. Gökhan Bey. Ah. İşte kendisi de geldi. Biz sizinle başka bir yere geçelim. Öyle. Avukat hanım başkaları da duyar etkilenir. Evlerini satar diye korkuyor da. Korktuğu başına gelecek zaten de neyse. Buyurun. Bir dahaki gelişimde
savuracağınız bir mahalle kalmayacak. Dünya Hanım. Bana bak. Çık dışarı. İnsanları daha fazla tedirgin etme. Çık! Dur oğlum, dur. Bir de pişkin pişkin sırıtmıyor mu? Yüzsüz. Kim bilir ne vaatlerle kandırdı adamı. Boş ver kızım. Aklınca güç gösterisi yapıyor. Bizi sindirmek için. Gel, geç otur şöyle kızım, gel. Benim dışarıda halletmem gereken ufak bir iş var. Görüşürüz. Gel kızım. Gel. Sakin ol. Gel otur şöyle. Ben sana bir çay yapayım, tamam mı? Fatih Bey, tebrik ederim. Yani gerçekten doğru bir karar verdiniz evleri bize satarak. Yani. Fatih Bey, siz beni köşede bekler misiniz? Tabii. Müsaadenizle. Sağ ol. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ha? Senin yapmadığını. Yani şirket için ev satın alıyor. Ben kaç defa söyledim, böyle olmaz. İnsanları kışkırtmayalım, kendimize düşman etmeyelim dedim. Değil mi? Ne oldu? Sen şimdi bir tane ev alınca zafer kazanmış mı oldun? Bugün bir ev, yarın birkaç tane ev, ondan sonra bir bakmışsın, mahalle bizim şirketin Umut. Sen hayal görüyorsun. Ben bu insanları senden iyi tanıyorum. Bu yanlış bir yöntem. Hayal gören sensin Umut. Farkında değil misin? Senin yöntemlerin hiçbir işe yaramadı. Artık burada süren doldu. Sıra bende. Yusuf amca bütün yetkiyi bana verdi. Yani artık ben kendi yöntemlerimi çözeceğim bu işi. Başaramayacaksın. Göreceğiz. Hem sen artık bunları düşünmesen mi ya? Hı? Sen ne karar vereceksin onu düşün. Sana verdiğim süre azalıyor. Bu kirli tezgahı senin başına yıkacağım. Senin kazanmana izin vermeyeceğim. Nefesini boşa tüketiyorsun Umut. Sürenden çalıyorsun. Karar senin. Ya mahalleden gidersin ya da dünyanın başına büyük dertler gelir. Yani sana şöyle anlatayım. Ya ailen kazanır ya da dünya kaybeder. Tercih senin. Teşekkürler Ayfer teyzeciğim. Afiyet olsun oğlum. Ne iyi ettin de geldin oğlum. Doğru düzgün teşekkür de edememiştik sana. Sen bizi çok mutlu ettin Umut. Allah senden razı olsun. Ne demek Recep baba? Allah sizden razı olsun. Ayfer teyzeciğim. Senin de ellerine sağlık. Her şey çok güzel olmuş. Afiyet olsun oğlum. Sen pancar çorbası seviyorum dedin diye yaptım. Hadi buyurun, afiyet olsun. Canın mı sıkkın bir şey? Keyfin yok gibi. Yok. İyiyim ben. Ustabaşların adamları geldi ya kahveye. Ona mı canın sıkıldı? Evet.
O biraz can sıkıcı oldu. Niye ki? Niye gelmişler kahveyi? Ne dediler? Fiyatı mı artırdılar yoksa? Bırakın şimdi usta başları. Ayfer'im ne güzel sofra hazırlamış bize. Keyfimizi kaçırmayalım. Evet, evet. Bence de. Unutalım şimdilik. Oğlum, hiç dokunmuyorsun yemeğini. Sen seviyorsun diye yaptım bunları. Bana bak, yoksa dışarıda yiyip mi geldin? Yok, yok Ayfer teyzeciğim. Olur mu hiç öyle şey? E niye yemiyorsun o zaman? Yani kıymetini bil. Annem her zaman böyle güzel sofralar kurmuyor. Kızım, abartma istersen ha. Yemeğini ye. Ayrıca annem sağ olsun. Biz ne istesek yapıyor. Her zaman yapıyorum yavrum. Ya benim sabahtan beri midemde bir ağrı var da sebebini bilmiyorum. Sanırım üşüttüm. Ürperdim. Bir şal alayım. Olsun o görüntüleri bulacağım. Sana bu zaferi tattırmayacağım. Sağ ol yavrum. Ellerine sağlık. Sağ olasın. Afiyet olsun. Umut'un bir derdi vardı. Ağzını aradım ama bir şey anlatmak istemedi. İnşallah kötü bir şey değildir.
Yemek yer yemez gitti. Çay bile içmedi çocuk. İnşallah. Biraz kırgınlığım var dedi ya baba. Dinlensin bakalım bir. O da ne yapsın, bir anda mahallenin olaylarının arasında buldu kendisini. Yani belli ki alışık değil. Doğru diyorsun kızım. Maşallah ama. Çok asaletli çocuk. Halime de çok benziyor. Thank you.